Size zaman kaybettiren bir şeyden bahsedeceğim yolculuğunuzda. Size zaman kaybettiren, size özgürlük kaybettiren, özgürlük kısıtlatan, istediğiniz hayatı yaşamanıza engel olan bir şeyden bahsedeceğim. İstediğiniz hayatı yaşamanıza engel olan derken de neyi kastettiğimi biraz açmak istiyorum. Bunu tekrar tekrar dile getirme ihtiyacını hissediyorum. En çok da kendime söylüyorum. İstediğimiz hayat diye tanımladığımız şey sık sık değişebilir ve dışarıdan farklı gözükebilir. Tamam mı? Yani benim istediğim hayat A şehrinde B evine sahip olarak yaşadığım, yanımda bir partner olan, işte gezdiğim, tatil yaptığım bir hayat da olabilir. Ama 5 gün sonra bunun tam tersini bir şeyi isteyebilirim. Belki ormanda yaşadığım, tek başıma olduğum veya sadece birkaç arkadaşımla olduğum, az konuştuğum, paraya ihtiyacımın olmadığı böyle bir şey de olabilir. İstediğimiz hayat dediğimiz şeyi içeride ne hissettiğimize göre tanımlamayı uygun ve sağlıklı buluyorum. Ben her sabah yataktan nasıl uyanmak istiyorum? Çünkü milyon dolarlık malikanenizin içinde de sabah anksiyetesiyle uyanabilirsiniz. Bütün toplumun sizi alkışladığı, takdir ettiği bir insanken de kendinizden nefret edebilirsiniz. O yüzden şu an bahsettiğim şey içsel bir hal. Burada bir anlaşalım. İçsel hal olarak ben nasıl bir hayat yaşamak istediğimi biliyorum, nasıl hissetmek istediğimi biliyorum diyelim. Tatmin hissetmek istiyorum. İlişkilerimde görüldüğümü, duyulduğumu bilmek istiyorum, eğlenmek istiyorum, sağlıklı olmak istiyorum, bedenimin sağlıklı olduğunu hissetme ihtiyacı duyuyorum, nokta nokta nokta. Okey, bunu bildiğimizi varsayalım. Bunu bildiğimizi ve tanımlayabildiğimizi. İşte bu halin önünde kendimizi baltalayan en büyük şeylerden bahsedeceğim. Selam, ben Mora. Kanalıma hoş geldin. Bu kanalda dönüşüm yolculuğumu ve bu yolculukta edindiğim bilgileri ve deneyimleri paylaşıyorum. Bu ara kendi yolculuğumda kendim için çok kritik olan bir paternin kırılımından geçtiğimi fark ediyorum. Bundan süzülenleri paylaşmak istiyorum. Sabah yürürken bir anda böyle sıralı bir şekilde aklıma bir sürü dinden ve disiplinden sözler, sözcükler, bir yerlerde duyduğum bilgi parçaları, kırıntıları geldi ve birleşti. Ve şu ana kadar bununla ilgili ben de uyanan perspektifi anlatmak istiyorum. Kendini bilen Rabbini bilir. Kendini bilmek ne demek, neden bu kadar önemli? Temet Noske, Matrix'te Neo'nun geçtiği bir tane kapı eşiğinin üstünde yazan bir yazıydı. Belki hatırlayanlar hatırlar. Ve bu Latince ve tapınaklarda yazan bir sözcük. Ve know thyself demek, kendini bil. Bu sözcük, bu söz grubu benim hayatıma çok geride bir yerde aslında girdi. Babam bana bir bileklik hediye etmişti ve üstüne de bu sözü yazmıştı. Ve ben bunun dönmesini yaptırmaya karar vermiştim. Ve gerçekten yaptırdım da bu arada. Bir süre bunu böyle bedenimde taşıdım. Ve bu dönmeyi yaptırmaya karar verdiğimde 16 yaşındaydım. Ve bilmiyordum ki hayat yolculuğumda bu kadar önemi olacağını, hayat yolculuğumun böyle bir yere geleceğini ama demek ki hissediyordum. Benim için, benim anladığım kadarıyla bu tatmin hissi, fulfillment hali ki bu pozitif ya da negatif deneyimler yaşamaktan da bağımsız bir şey bu arada, bunu da söyleyeyim. Çünkü zaten deneyimleri pozitif veya negatif diye etiketleme halinden de çıkmaya başlıyoruz bence kalbe geldiğimizde. Ancak neyin, niçin tezahür ettiğini bildiğimiz, başımıza dışarıdan negatif gibi görünen bir şey geldiğinde dahi onun içerisindeki öğretiyi almaya gönüllü olduğumuz bir yer oluyor. O yüzden bu tatmin, sürekli pozitif bir şeyin gelmesi, sürekli iyi olmak, sürekli eğlenmek, sürekli en yüksek modumuzu yaşamak gibi bir yer değil. Benim için değil en azından. Hakikatine yaklaşma niyetiyle pratiklerinde derinleşen çoğu insan için de böyle bir yer olduğunu düşünüyorum. İşte bu hakikate yaklaşma niyetini taşımayı bıraktığımız, kaçış hallerinde olduğumuz, kendimizden kaçtığımız ve kendi gerçeğimizi, kendi hakikatimizi sorguladığımız için
kendi kendimize hizalı hissetmediğimiz, çünkü benim ruhumun bir titreşimi var, benim ruhumun bir bilgeliği var. Ama bu pratik edilmediği zaman, bu egzersiz edilmediği zaman buradaki bilgelik veya o titreşimi yansıtan bir hayat yaşamadığım zaman bir hiza kopukluğu oluyor. Bunu tam böyle deliğine oturmayan bir anahtar gibi düşünebiliriz de biz ızdırabı orada çekmeye başlıyoruz zaten. Ve bu ızdırabı neden çektiğimizden bahsediyorum. Bu ızdırabın en büyük sebeplerinden birisi anlaşılma kaygısı. Anlaşılma kaygısı. Aksiyonlarımızı neden, ne şekilde aldığımızın, hayatı yaşayış biçimimizin, bir yoğurt yiyişimizin, bir oturmamızın, kalkmamızın, kıyafet tercihimizden tutun da ilişkilerin içerisindeki iletişim tercihlerimize kadar, kendi bedenimizle, kendi ruhumuzla nasıl ilişkilenmeyi, nasıl bir pratik yapmayı seçtiğimize kadar bunların hiçbirinin bu hayatta olduğumuz hiçbir halin ikinci bir kişi tarafından anlaşılması gerekmiyor. Bu ihtiyaçtan kendimizi özgürleştirdiğimiz zaman kendi yolculuğumuzu yaşayabiliyoruz. Kendi kişisel menkıbemizi, çok güzel bir laf yani, menkıbe Arapça kökenlidir sanıyorum ama yani o legend, efsane gibi bir şey, destan gibi bir şey. Yani destan nasıl yazılır? Destan sadece bir süper kahramanın başrolde olduğu şekilde yazılmaz. Bize o anlatılan bütün masallardaki o baş kahraman, bir yolculuğa çıkan, çıkınını toplayıp bilinmezliğe atılan ve yolda ne geleceğini bilmeyen, hatta en başta yola belki çok böyle yüzeysel veya basit bir sebeple çıkan o kahraman, yolculuk bittiğinde hayal dahi edemeyeceği bir bilgelik, bir güçlenme, bir karakter gelişimi, bir görev bilinciyle o yolculuğu bitirir. Hatta çoğu hikayede ve masalda bu çok sıradan bir insanın başına gelir. Çiftçi, köylü, yani anladınız ne demek istediğimi. Zaten hiçbirimiz sıradan değiliz ama hepimiz de çok sıradanız. Yani o köylü arketipi sadece tarlasını süren, günlüğünü çıkaran, akşam oturup yemeğini yiyip ya Allah deyip yatan uyuyan köylü arketipiyle kral, prenses, zengin, din adamı, yani o hep bütün arketipler içimizde zaten. O yüzden masallar anlatılıyor. Dolayısıyla o kendimizi çok sıradan ve dışarıda birilerini ve bir şeyleri, ana kahraman, hikayenin ana karakteri, büyük şeyler yapan birisi ve bizi küçük vesaire olarak gördüğümüz yere de bizi uyandıran bir şey bu. Çünkü hepimiz kendi hikayemizin ana kahramanıyız. Kendi hikayemizde bir başkasının ana karakter olmasına gerek yok. Ve olmamasına gerek var hatta. Çünkü o efsaneyi, o destanı, o menkıbeyi yazmak için, onun yazılabilmesi için kim tarafından? Gören göz, şahit tarafından. Akaşik kayıtlar altına alınabilmesi için diyelim belki. Ben yazmıyorum zaten onu. Tam tersi, belki yazılı olan şeyi oynamaya teslim oluyorum. O yüzden dharma, yaşam yolu, kendi yaşam yolumuzda yürümek, karmadan çıkıp dharmaya geçmek, yani o ana kahraman olma halinin farkına varıp başka hiçbir yerde yazılmamış bir hikayenin kahramanı olmak. Orada aslında bundan bahsediyoruz. O yüzden yaşam amacı ile ilgili videomu izlediyseniz hatırlarsınız. Bu yaşam amacı, bugünlerde çok soru geliyor bana bu arada bununla ilgili. Hani polis olmak, avukat olmak, bu benim yaşam amacım mı değil mi? Yaşam amacımı bulmalıyım falan, stres böyle bir şey değil. Yani o kendi kişisel darmanın yolunda yürümek ve bunun çok niş, çok spesifik bir hissi ve tınısı var. Orayı yakaladığınızda zaten bileceksiniz.
İşte o darmanın üzerinde yürümek, yani sadece ve sadece senin için çizilmiş, sadece ve sadece senin ruhunun eşsiz biricik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için oluşturulmuş o özel parkur var. Onu yürümediğimiz, onu arşınlamadığımız sürece ıstırap zaten devam edecek. O yüzden diyorum, o yolda olduğunu bildiğin zaman, ay burada taş çıktı, burada canavar geldi, burada nehir vardı vesaire. Bunlar gitgide gitgide o darmanın hissini anladıkça biz konu olmaktan çıkmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü %100 sana ait olduğunu biliyorsun. Ve sen %100 sana ait olan bir şeyi yaratmaya ve yaşamaya gelmediysen niye buradasın? Niye buradasın? Bu dünyada, şu anda gördüğün bu üç boyutlu dünyada bildiğimiz kadarıyla olan 8 küsür milyar insanın her birinin burada olmasının bir sebebi var. Çünkü 8 bir şey bir şey bir şey milyar milyon insan eksi bir kişinin, yani sen hariç kimsenin, ama kimsenin yapamayacağı şeyler var. Bunu bir yetenek falan olarak düşünme. Yani hepimiz yeterince çalışmayla her şeyi yapabiliriz. Bundan bahsetmiyorum ama sizden birini buraya çağırsam, getirsem, bu konuyu anlatın desem, benim gibi anlatamazsınız. Anlatamazsınız yani. Ben de hiçbiriniz gibi anlatamam. Ben de hiçbirinizin hayatını yaşamadım. Çünkü hiçbirinizin perspektifini yansıtamam. Yani o eşsiz frekans ve sen olma hali için buraya gönderildin. Ve o sen olan şeyin tınısını çıkarıp masaya koymak, onu bedenine getirmek, vücuda getirmek ve onu egzersiz etmek, onu pratik etmek senin görevin üstüne üstlük. Yani bu böyle opsiyonel, kendi keyfimize yaptığımız bir şey olmaktan ziyade üstümüze verilen sorumlulukları ve bizim için yazılmış rolleri oynamayı bir reddediş olduğu için o yüzden de ıstırap çekiyoruz. Ve bundan özgürleşmek istiyorsak, bu ıstıraptan, bırakmamız gereken gerçekten çok 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 önemli bir şey var. Anlaşılma kaygısı. Bir şeyleri sen olarak yaptığın sürece, artık o kendi darmanla, kendi yolun olduğunu bildiğin yerle veya bir şeyleri sen olarak yapış şeklinle, bu dünya görüşünle hizalandığın vakit, kendi gerçeğini bildiğin vakit. Ve bu, tekrar ediyorum, hepimiz için farklı olacak. Kendi Rabbimiz dediğimiz şey, lafla, kelimeyle diğerini anlatamayacağımız, çünkü böyle bu kaşı gözü olan bir Allah değil. Senin bir konuşma şeklin var. Kendi içinden. Çünkü buradan akan ve burada açılan bir şey o Rab. O yüzden buradan buraya, şuradan şuraya değil, o Rabbinle bağlantı. Ve bunu birilerine kanıtlama ihtiyacından özgürleşmediğin vakit, orada öz bir bağlantı kurmaktan uzak kalıyorsun. Ve ancak kendimizi derinden tanıyarak o Rabbin bizim için ne olduğunu yanıtını bulabiliyoruz. Kendi girintilerimizi, kendi çıkıntılarımızı, neyin o içsel bilgeliğimize göre, yüksek benlikten gelen sese göre doğru yol olduğunu, doğru insan olduğunu, doğru iletişim olduğunu, doğru yemek olduğunu, bunları fark etmek biraz emek ve zaman isteyebiliyor. Bedenle, sinir sistemiyle bağlantı isteyebiliyor. Zihnin sesi, egonun sesi ve sezgi sesi, bu ikisi arasındaki şeyleri ayırabilmek için çaba istiyor. Duyguları ayrıştırabilmek istiyor. Ama bunları yapmak mümkün ve bunları yapmak 2 artı 2 eşittir 4 kadar da lineer ve matematiksel. Yani spor salonuna gidip belli bir ay boyunca her hafta belli bir saat oraya gittiğinizde, bilmem kaç kilo kaldırıp indirdiğinizde o kasın gelişecek olması kadar da net bir şey.
net bir şey. O yüzden bu pratikler var. Ve senin onu ne kadar iyi bildiğinle sınanıyorsun, sınanacaksın her defasında. Kendi merkezine oturmak, kendi gerçeğine oturmak, kendi kalbinin tahtında olmak. Kendini bilmek böyle bir yer benim anlayabildiğim kadarıyla. Ve toplum olarak, kolektif olarak görülmeme travmamız, kabul görme ihtiyacımız o kadar fazla ki utanç ve suçluluk çok sıkışık içimizde. Ne olsak utanıyoruz, ne olsak suçluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz ay boyunca utanç ve suçluluk ile alakalı somatik psikolojiyle çalıştığımız bir atölyedeydim ve çok hoşuma giden bir şey duydum orada. Bizi toplumsal normların herhangi bir şekilde dışında olmak suçlu veya utanmış hissettirebiliyor. Gözleri üstümüzde hissettirebiliyor. Yani çok uzun boylu olsan sıkıntı, çok kısa boylu olsan sıkıntı, çok başarılı, çok zeki olsan sıkıntı, çok başarısız, vasat olsan sıkıntı. Yani zaten bu kendi hakikatimize varamayalım diye utanç ve suçluluğu bu kadar körükleyen ve pompalayan bir toplum sisteminin ve yapısının içerisine doğuyoruz. Çünkü utanç öyle bir duygu ki bizi yok olmak istettiriyor. Hani bir laf var ya, yine aynı atölyede duyduğum ve kafamda ampuller yakan bir şey. Yer yarılsa da içine girsem. Ya sen şu biricik halinle, şu kadar güzelliğinle, varoluşunla bu hayata senden başka kimsenin getiremeyeceği o tını, o renklerle niye yok olmak isteyesin? Niye? Hiç düşündün mü bunu? Sen varlık hali bu kadar güzel, bu kadar kutlu, bu kadar coşkulu bir şeyken yok olmayı bize istettirecek kadar böyle bir sistemde yaşıyoruz. Uygun sıfatı bulamadım. Biz saf sevgiden gelen varlıklarız. Ama bu saf sevginin üstüne nasıl örtüler geliyor ki biz kendimizi sevmekten vazgeçiyoruz bu kadar, yok olmak isteyecek kadar. Ya da şöyle söyleyeyim, böyle parçalar ediniyoruz en azından. Çünkü bir taraflarımız hep kendini, bütün yaşam, bütün varoluşu sevmeye devam ediyor. Ama bir taraflarımız da var ki diyor ki, yok olmak istiyorum, ben bunu hak ediyorum. Böyle hissediyoruz. Ve bizi böyle hissettiren şey bizi kendi hakikatimize yaklaşmaktan alıkoyuyor. Çünkü utancın kefaretini, diyetini, yani veya suçluluğun diyelim, bunların her ikisi de bizle ilgili yanlış bir şey olduğunu sistemimize anlatan şeyler. Yani niye utanırız? İşte ben yanlış bir şey yaptım, diğerlerine uymayan bir şey yaptım. Bütün sınıftan farklı davrandım, sahneye çıktım, rezil oldum. Yani bunların hepsi bıt 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 en son gidiyor. Nereye gidiyor? Benle ilgili bir şeyler yanlış. Benim varoluşumla ilgili bir şeyler yanlış. Ve bunu hissetmek bizi şuna sevk ediyor. Bu bendeki yanlışlığın kefaretini bir şeylerle ödemem lazım. Yani hayat, insanlar, kurumlar, kuruluşlar beni bu eksik halimle bile kabul ettiler. O yüzden onlara bir şey vermem lazım. Borçlu hissettirtiyor bizi. Ve bu borçluluk duygusu içerisindeyken de kendimize hak görmüyoruz. Kendimiz olmayı. O yüzden de hep şunu bir check etme ihtiyacı hissediyoruz. Merhaba, ben kendim olmayı deneyeceğim. Veya ben inandığım bir şeyi yapmayı deneyeceğim. Ama bunu yapmadan önce bir sizinle okeyleşmek istiyorum. Buna rızanız var mı? Beni böyle de hala kabul eder misiniz? Ona göre kabul etmeyecekseniz ben yapmayacağım. Böyle bir enerji oluyor içimizde. Ve bu bizi işte gerekirse bütün sürünün zıt yönüne gitmek pahasına kendimizi seçmekten alıkoyuyor. Yani onaylanma ihtiyacı, yani görülme, duyulma ihtiyacı. Bakın ben böyle bir doğru buldum. Bence bu çok doğru ve süper bir şey. Ama siz de eşit derecede bunun doğru olduğuna katılır mısınız? Buna ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan tek şey kendimizi görmek. Kendimiz hariç kimse tarafından görülmek temel bir ihtiyaç değil. Yani şöyle değil, tabii ki de insanlar olarak, bir kabile olarak burada bir arada yaşadığımız için ve
hani tezahür diyoruz, zuhur etmek, maddeye gelmek, vücuda gelmek, görülmek bizim varlığımızı onurlandıran ve kutsayan bir şey. Bu gözle görülmek de olabilir ama takdir edilmek de olabilir. Bugüne kadar verdiğimiz bir emeğin görülmesi, kutlanması, bir başarımızın paylaşılması olabilir. Bunlar bizi onurlandırır. Ama bunlar olmak zorunda değil. Hatta ve hatta tam tersi, genelde kendi kendimizin lideri, kendi kendimizin en büyük destekçisi ve kendi kendimizin otoritesi olmaya geçebilelim diye bu onurlandırılmayı almadığımız noktalarda dahi bunu yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Bununla sınanırız ki bağımlı olmadan bu kararı verelim. Neye bağımlı olmadan? Ben tüm zorluğuna, tüm sıkışıklığına, benden başka kimsenin bana inanmamasına, güvenmemesine veya benim görüşümü, benim hareket edişimi onaylamamasına rağmen ben bunu seçeceğim. Sonra da kapının öbür tarafında konfetiler, alkışlar, böyle bir ödül beklentisi olmaksızın yapmamız lazım. Öbür türlü eylemimizde bir saflık gerçekleşmiyor. Öbür türlü bu iman olmuş olmuyor. Yani bir sonuca bağlı olarak yaptığımız şeyin içerisinde tam bir faith, böyle kalpten bir inanç ve teslimiyet hali olmaz maalesef. Hatta bu yoga felsefesinde Bhagavad Gita'da anlatılan sattvik eylemin karşılığı oluyor bence. Yani eylemleri meyveleri için yapmayı bırakma hali. Üç çeşit davranıştan söz edilir. İlki tamamen toksik, yani tamamen yüzeyde olan ve karşılığında bir şey bekleyerek yaptığımız ve düşüncesizce yaptığımız şeyler. Mesela işte burası güzelmiş, ben burayı keseyim, ağaçları yerine 10 katlı bina dikeyim. Çünkü niye olmasın ki, yapabiliyorum ve buradan para kazanacağım deyip o ormana girerseniz, bu böyle düpedüz, tamasik, yani toksik bir davranış olurken ikinci bir davranış kategorisi var ki bu da şunun gibi: ben büyük bir şirketim, çok param var ve sırf medyada daha iyi görünebilmek için çocuklara yardım yapıyorum veya ağaç dikiyorum. Burada aslında iyi olan bir eylem yaptım gibi görünüyor. Sonuçlara hala bağlıyım ama en azından temiz bir eylem yaptım. Bu ikinci kategorimiz. Üçüncüsü ise eylemin kendisinin ne olduğundan da özgürleşip sadece senin yolun olduğu için ve hakikat bunu gerektirdiği için, yani senin darman, senin kontratların, senin buradaki varoluş amacın gerektirdiği için artık eylemin kendisinin ne olduğundan sıyrılıp rolüne teslim olmak ve bütün sonuçlarına razı olacak kadar hiçbir sonuç düşünmediğin bir yerden, yani kendini aradan çekerek, yani selfless, egosuz bir şekilde yaptığın yer, işte bu satvik bir yer. Yoga mitolojisinde bu bir savaşçı üzerinden anlatılıyor. Bu savaşçı kişi kendi ailesinden birileriyle savaşmak zorunda kalıyor ve orada kilitlenip kalıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Saldırsam bir türlü, saldırmasam bir türlü gibi. Ve hani orada ona bu ders veren ve Tanrı'nın insan bedenine girmiş versiyonu olan karakter diyor ki, eğer hani buysa senin yolun, al kılıcını git, ama hani bunu hak yolunda yap diyor. Yani o iman noktasından yaptığın zaman işte hani karma karma dediğimiz şey böyle o çok zannettiğimiz yer değil aslında. Karma yaratmadan eylem yapmak veya karma dolanıklığının içerisinden çıkmak bu demek. Darmadan yürümek. Hani bu çok şey gibi bir yer değil. Ay, birinin arkasından konuştun, karmasına girdin. Ya da hep böyle iyi ol, iyi ol, iyi ol. Karma bu değil. Tam tersi, karma birinin hayatında, birinin hikayesinde, birinin senaryosuna göre kötü bir insan olmayı kabul etmek demek yeri geldiğinde. Çünkü sana göre
kötü değil yaptığın şey ama birilerinin hayatında kötüyü oynayacaksın. Yani bundan kaçış olduğunu ben hiç zannetmiyorum. Öyle bir örneğine de rastlamadım. Ve bu konu bir süredir hayatımda çalışıyor. Hani good girl, good girl olmayı bırakmak. İyi, herkese iyi görüneyim. Ben çok cici birisiyim yani. Hiç öyle hanım hanımcık falan. Yani bu rolün bizi sıkıştırdığı kutu. Hani burada good girl diyorum ama good boy deyin siz. Erkekseniz. Yani cinsiyetten bağımsız bir şey. Hani o herkese çok iyi görünelim, aman bizim kimseye zararımız yok falan, böyle bir trip var ya. Özellikle Türkiye coğrafyasında daha fazla olduğunu düşünüyorum. Kime nasıl göründüğün çok önemli ama ailenin içerisinde herkes birbirinin ağzına ediyor yani, affedersiniz. O yüzden taklit yani tamamen. Ve otantikliğin tam zıttı olan şey. Bununla ilgili test edildiğimi hissediyorum birkaç aydır ve böyle birkaç ilişkide burayı açmam gerekti kendim için. Birilerinin hafızasında iyi bir insan olarak kalma gibi bir zorunluluğum yok. Yok. Ve hani onun benim neyi niye söylediğimi, neyi niye söylemediğimi, neyi niye yapmadığımı veya yaptığımı anlamasına da gerek yok. Çünkü o zaman kendi bilgeliğime ihanet etmiş ve kendimi ezip geçmiş oluyorum. Benim şu ana kadar aldığım bir öğreti var ve bence bu tüm öğretiye göre doğru olan şey bu ve bunu yap. Yapıyorum diye sırf birileri beni kafalarında belli bir konuma koyacaksa bunun beni ilgilendirmemesi gerekiyor. Kimseyi ilgilendirmemesi gerekiyor. Hiçbirimizi. Dışarıdan bağımsızlaşmak, gelecek tepkilerden bağımsızlaşmak, teslim olmak olana. Ve bunu o kadar çok umursadığımı fark ettim ki herkesin hafızasında ben harika bir insan olarak kalayım. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Tam tersi, ben bunun için uğraştıkça birilerinin hayatında, kendim için de bu arada, çok böyle toksik, lanet, pislik falan bir insan oldum yani geçmişte. Olmuşum. Yani o çaba, orada o sıktığım şey yüzünden içimde kalan samimiyetsizlik, içimde ve dışımda oluşan samimiyetsizlik her şeyi daha da toksik yapıyor. Gerçekten daha da toksik yapıyor. Ve böyle bu zincir bende böyle tak diye bir yerde kırılmaya başladı ve aşko dostum, bu böyle, ister alırsın ister almazsın, senin bununla ne yaptın beni hiç ilgilendirmez ama ben bunu seçiyorum diyebilmeye başladığım bir proses yaşıyorum birkaç aydır. Bu videoyu çekmeme ilham olan olaylardan bir tanesi bu oldu bu sabah. Burada bir yoga stüdyosunda ders veriyorum sabahları. Ve yoga stüdyosunun sahibi böyle çok tatlı, çok yumuşak, kalbi açık, böyle yerlilerle falan çalışan bir adam. Ve çok böyle derin bir sohbetimiz olmamış yani. Merhaba merhaba, derse gir çık vesaire. Ben Türkiye'den geldiğim için buna ilgi duyduğunu fark ettim ve birkaç soru sordu. Ve hani hemen seçimlerin ardında olduğumuz için benim bu videoyu çektiğim gün itibariyle, yerel seçimlerin. Bununla ilgili birkaç kelime konuştuk derken bir anda böyle konu aileye geldi. İşte babam şöyle, annem böyle, ben böyle üniversite okudum, şunu bunu yaptım falan. Ve aile dizimiyle çalışıyor bu kişi. Aile sistemleri konusunda çalışıyor. Ve böyle bana hemen oturdu, bir tane aile dizimi yaptı. Ve böyle bir sürü şey dizdik, döktük ve ben bunu zaten çoğun yıllardır farkında olduğum ve üstüne çalıştığım şeyler, böyle surprise, böyle bir şey çıkmadı. Ama sadece en sonunda şunu dedi. Dedi ki ben buraya bakınca hani şunları görüyorum ve sana bir yani verebileceğim tek tavsiye, iyi çocuk olmayı bırak biraz dedi. Ben hani seni görüyorum, tanıyorum. Şöyle bir insansın, böyle bir insansın. Dersine de girdim, böyle olduğunu düşünüyorum. Ama masken de olduğunu da düşünüyorum dedi. Ve haklı. Haklı yani. Ve o maskenin ne zamanlar olduğunu da çok iyi biliyorum. Yani belli bir zamanlarda var, belli bir zamanlarda yok gibi bir şey değil ama içimde hala böyle bir tarafı hafif böyle kapalı ve geride tutan, insanlarla ilişkilenirken, konuşurken o imajıma dikkat eden bir halim var. Ve yani o halin sebeplerini de çok iyi biliyorum. Nerelerden geldiğini de çok iyi biliyorum. İşte hani biliyoruz diye saniyesinde dönüşüp düzelmiyor. Hani bu da bir cepte. Bu da benim için çok büyük bir öğreti bu arada. Hani bunu olduğu kadarıyla kabul etmek. Yani evet böyle bir konu var. Evet böyleyim. Üstüne çalışıyorum ama şimdilik bu kadar oluyor. Dediğim yere de bir kabuldeyim. İzliyorum sadece. Spiritüel dünyada da
birçok öğretinin, pratiğin yapıldığı alanı veya birçok insan kitlesini biraz dengesizleştiren ve böyle tek bir uçta takılmaya sürükleyen bir inanç. Utanç veya bazı şeylerin tabu olması. Mesela burada bir tane daha yoga stüdyosu var ve çok yakından tanımıyorum ama orada hocalık yapan bir arkadaşım var ve aynı şeyi söyledi. Mesela et yemenin bir tabu olması. Arkadaşım böyle et yiyor, şeker yiyor, fast food yiyor, işte kahve içiyor falan ve böyle insanların bunu ne kadar yargıladıklarından bahsetti. Sırf orası bir işte yoga ortamı diye ama aslında herkesin gizli gizli yediğinden falan bahsetti. İşte neden? Kimsenin gözünde kötü yogi olmak istemiyor hiç kimse. Halbuki iyi yogiliğin tanımı da tam olarak bu diyen bir bilgelik de yok. Ya da varsa bile bizim içsel bilgeliğimiz diye bir şey var. Neyse benim bu yoga stüdyomdaki adam da dedi bak hani şu stüdyodakiler böyle böyle ama benim pratiğim bu değil mesela. Çünkü hayatı hiçbirimiz başka birisi için yaşamıyoruz. Öz ve öz benim hayatım olan şeyi yaşamam için zaman zaman çok da benim için ideal olmayan roller alabilirim ama bu hani egom okşansın diye çıkılmış bir yol değil. Herkes beni sevsin, herkes bana bayılsın. Bunun için burada değiliz. Yani bunu yaptığımız vakit ya da bunu yapma çabasıyla o böyle asıl gitmemiz gereken yola direnç, direnç, direnç böyle takıldığımız vakit kendi darmamızdan uzak kalıyoruz, erteliyoruz. Zaman doluyor. Time is up. Ve yapmamız gereken şeyler var. Bu dünyaya bir sürü iş güç halletmeye geldik. Yani şey gibi düşün, alışverişe çıkmak gibi düşün. Böyle alınacaklar listeni, yapılacaklar listeni alıp çıkıyorsun. Manava uğranacak, işte şu tamire verilecek. Sonra gidip şarküteriye şunları alacağım, kıyafeti terziye vereceğim, eve döneceksin. Sen geliyorsun dünyaya, ay sokaktaki komşuların hepsine selam vereyim. Hayır. Hayır, senin yaşaman gereken karşılaşmalar, yapman gereken yaratımlar, sen olman gereken bir yer var ve o yeri sırf herkesin hikayesindeki muhteşem kişi olmak için erteleyemezsin. Böyle bir lüksümüz olduğunu ben zannetmiyorum, hissetmiyorum, düşünmüyorum ve kendi hikayende de şu ana kadar kendi hayatında olup bitene dair kendi yazdığın hikayeye de bir bakmanı ve orada kötü birisi olarak nitelendirdiğin insanları da bir gözden geçirmeni istiyorum naçizane. Kimlerin zamanında sana kötülük ettiğini, haksızlık ettiğini düşünüyorsun? Bir o insanlara bak şu an hangi, nasıl hayatlar yaşıyorlar? Veya hani sana göre sence kötü, uygunsuz, yanlış bir şeyler yapmış olan ama acaba kendi kendinden çok memnun olan insanlar olmuş olabilir mi etrafında? Bir bak ve buradan bir ders çıkar. Belki orada seni rahatsız eden şey senin kurallara bu kadar çok uyuma sevdan olabilir mi? Birinin çıkıp da o kuralları değiştirmeye cesaret etmesi ve bunu yapmaya cesaret etmesine rağmen başına hiçbir şey gelmemiş olması olabilir mi? Çünkü bunu bence en çok gördüğümüz yer dindarlık demeyeceğim ama muhafazakarlık. Bazı konularda muhafazakarlık ve bunu benim yaşım şu an 26. Bir önceki nesilde ve daha da önceki nesillerde daha net görebilirsiniz. O nesillerde daha genç nesillerin tetiklediği şöyle bir yer var. Nasıl kurallara uymazsın ve hayatını yaşamaya cesaret edersin? Biz salak mıydık da kurallara uyduk? Biz eşek miydik de kurallara uyduk? Yani sen çıkıp nasıl pral çıplak diyorsun? Nasıl bu çitlerden kaçmaya çalışan işte kara koyun olabiliyorsun? Neyse artık. Çünkü birileri hep şunu diyor. Sen o çitlerden çıkarsan, kara koyun olursan başın kesilir, başın ezilir. Bıttırı bıttırı bıttırı. Ve bu illüzyonun kendisine penetre etmesine izin veren, kendi derisinin altına girmesine izin veren insanlar diğerlerini de aynı illüzyonun içerisinde tutmak için çok çaba sarf ederler. Niye? Çünkü birinin o illüzyondan kurtulduğunu görürlerse kendilerinin bir haksızlığa uğramış olduğunu hissediyorlar. Bunun en güzel karşılığı yengeç sepeti deneyi. Crab basket.
Yani bir sürü yengeci bir tane kovaya koyuyorlar böyle. Ve bir tane yengeç tırmanıp kovadan çıkmaya çalıştığında diğer yengeçler tutup onu aşağı çekiyor. O da kurtulamasın diye. Yani ben kurtulamadım, sen de kurtulama. O yüzden sizin kendinizi, kendi doğrunuzu seçmeniz, birilerinin tutup sizi yengeç sepetine geri çekme refleksinin uyanmasına sebep olabilir, olacaktır. Muhtemelen olacaktır. Ve bunları gördüğünüzde tercih size kalmış. Ay ama yazık, onlar da çıkamadı deyip sepete geri konmaya izin verecek misiniz? Yoksa ben çıktım, siz de çıkabilirsinizi göstermek için tırmanmaya devam mı edeceksiniz? Bence görevimiz ikincisi. Ve alıştığımız normlar ve içine konduğumuz o toplum illüzyonu sebebiyle buralardaki özellikle de ilk inisiyasyonlarımız, ilk geçişlerimiz kolay olmayabilir. Ama kuantum sıçraması dediğimiz şeyler de bu tarz az kolay olan geçişleri yapma cesaretini gösterdiğimizde, kendi hakikatimize o bağlılığı gösterdiğimizde ve o iman power'ı uyandırdığımızda oluyor diye düşünüyorum, gözlemliyorum. Böyle anlıyorum şu ana kadar yaptığım tüm çalışmalardan ve kendi yolculuğumdan. Dilerim tüm anlattıklarım senin yolculuğuna da ışık tutar, ışık getirir, farkındalık getirir, kalbine yaklaştırır seni. Ve bu yolculukta desteğimi almak istersen ne yapman gerektiğini biliyorsun. Linkler aşağıda. Bir sonraki videoda görüşürüz.